Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Cansu Yüksel. İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Büyükşehir'de TİS süreci tamamlandı. Sözleşme kapsamında 17 bin lira sosyal denge tazminatında uzlaşma sağlanırken çalışan anneler için özel sosyal hak da sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tüm belediye ve yerel yönetim hizmetleri emekçileri sendikası İzmir Şubesi'nde örgütlü memur ve sözleşmeli memurlar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 1 Nisan 2024 tarihiyle 31 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında 17 bin liralık sosyal denge tazminatında mutabakat sağlandı. Mevcut kazanılmış tüm sosyal haklarının devam edeceği sözleşmeye 10 yaş altı çocuk sahibi annelerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme kararı da alındı. Yeni sosyal hakla 10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar mesaiye sabah 1 saat geç gelip akşam 1 saat erken çıkabilecek. Ayrıca TUGAY, görevden uzaklaştırılan memur ve sözleşmeli memurların görevlerine geri dönüşleriyle ilgili imzalı olur verdi. İzmir'de bir kişi sosyal medyada tanıştığı kadının suç ortaklarınca darp edildi, ardından da gaspa uğradı. İzmir'de bir kişi sosyal medya üzerinden sahte hesapla tanıştığı ve buluştuğu kadının suç ortaklarınca "kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edildi. Darp ettikleri şahsın banka hesaplarından da kendilerine 124 bin lira para gönderen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangını ekiplerin etkili müdahalesi sonucu 22 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın dün akşam saat 21.39'da Yamanlar Dağı'nda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Kentin birçok noktasından görülen alevleri İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Yangın ekiplerin etkili müdahalesi sonucu 22 saat sonra kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İzmir'de deniz suyu ısınıyor. Profesör Doktor Doğan Yaşar, Eylül ayında İzmir'de tropikal fırtına beklendiğini dile getirdi. İzmir'de 2023 yılı Temmuz ayında deniz suyu sıcaklığında Türkiye rekoru kırılmıştı. 2024 yılı itibariyle ise deniz suyu sıcaklıklarında geçen yıla oranla düşüş görüldü. Türkiye Bilimler Akademisi Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşarsa suda soğuma ve ısınmanın sürekli olarak gerçekleştiğini söyleyerek deniz suyu sıcaklıklarında düşüş görülse de sıcaklığın hala ortalamanın üstünde seyrettiğini aktardı. Profesör Doktor Yaşar, deniz suyu sıcaklığının yüksek olması sebebiyle Eylül ayında soğuk havayla sıcak denizin karşılaşmasıyla tropikal fırtına oluşabileceğinin kaçınılmaz olabileceğini söyledi. 15 Ağustos 2024 Perşembe günü altın fiyatları gram altın 2655 liradan, çeyrek altın 4410 liradan, Cumhuriyet altını 17572 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle: BIST 100 9797'den, dolar 33.65'ten, euro 37.16'dan, petrol 79.98'den ve bono 42.41'den işlem gördü. 16 Ağustos 2024 Cuma günü İzmir ve ilçelerinde hava durumuna da bir göz atalım. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle.